Evet, bugünkü videomuzda No Limit Drone sitesinde satılan uygulama ile Spark'ımızın birçok özelliğini açacağız. Daha önceden ben bunu almıştım ve kullanmıştım. Maalesef paralı bir uygulama. Bunu PayPal üzerinden alıyorsunuz ama Türkiye'de PayPal geçmediği için VPN üzerinden PayPal'ı kullanaraktan satın alabilirsiniz. Bununla neler yapacağınızı göstereceğiz birazdan. Spark'ımız normalde Türkiye'de Avrupa sistemine geçiyor ve bu yüzden menzili çok kısa oluyor. Birçok yerde hani 1 kilometre ya da daha kısa oluyor. Ama NLD Mode Client'la Spark'ınızın özelliğini, menzil özelliğini 2000 metrenin üzerine çıkarabiliyoruz. Bununla alakalı bir videoyu da yarın çekeceğim. Bunun dışında yükseklik limitlerini bazı yerlerde uçma kısıtlamalarını, yani DJI'nin koyduğu tüm kısıtlamaları bu uygulama sayesinde tamamen kaldırabiliyorsunuz. Bu ben zamanında Spark aldığım için Spark'a kayıtlı olan bir uygulama. Siz satın aldığınız zaman hangi drone'unuz varsa onun üzerinde kullanabiliyorsunuz. Başka bir drone üzerinde aynı programı kullanamıyorsunuz. Sadece bir drone için satın alıyorsunuz ve onun tüm limitlemelerini, kısıtlamalarını kaldırıyorsunuz. Yükseklik sınırlarını da kaldırıyorsunuz. Tabii bunlar yasal şeyler değil. Hani bunu yaptığınız zaman kalkıp da 1000 metrelere çıkmaya kalkarsınız da 500 metrenin üzerine çıktığınız zaman yasa dışı bir şey yapmış oluyorsunuz. Bunu da ekstradan söyleyeyim. Ama tüm kısıtlamalarını kaldırdığını, hatta hızıyla, pervane hızıyla, sport modda hangi hızla gidebileceğinizi bile ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunların çoğunu yapmadım çünkü motora yüklenmek iyi bir şey değil, motora zarar verirsiniz. Ben tüm bu tip ayarlamaları orijinalinde bıraktım ama özellikle menzil benim için çok önemliydi. 2000 metrenin üzerine çok rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Evet, şimdi Spark drone'umuzu bilgisayara bağlayacağız. Öncelikle bağlamayı yaptıktan sonra burada NLD, birazdan dediğim gibi screen video'ya geçeceğim ama bu kısmını da göstermek istiyorum. Uygulamayı ben indirdim, ücretini de ödedim ve şu anda bilgisayarımda, masa üzerinde ve gördüğünüz gibi bağlantı sağlandı ve Spark'a bağlandığına dair, hazır olduğuna dair bir mesajımız var. Ready şeklinde ve burada yapacağınız her türlü bilgiyi görebilirsiniz. Evet, bu noktadan sonra dediğim gibi screen video çekeceğim ve orada daha detaylı anlatacağım. Evet, No Limit Drones'a girdiğiniz zaman NLD Mode Client'ı 40 Euro ödeyerekten indirebiliyorsunuz. Yine Inspire, Phantom 4, Spark, yine Mavic'ler için aynı uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulama sayesinde bu drone'larda bulunan DJI tarafından konulmuş tüm kısıtlamalar kaldırılıyor. Son derece güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu kısıtlamalar hangisi? İşte Türkiye'de FCE modda kullanamıyorsunuz. Yani menzili kısa olmak zorunda kalıyor drone'unuzun. Bunu kaldırıyorsunuz. Yine uçulamaz denilen yerler DJI tarafından kısıtlanmış yerler var. Bunları kaldırabiliyorsunuz. Tabii bunlar tamamen at your own risk, yani yasaları çiğnemeyecek şekilde yapmanız gerekiyor. Yine yükseklik olsun, bu tip kısıtlamaları kaldırıyorsunuz. Aynı zamanda DJI drone'un, işte Spark olabilir, Inspire olabilir, bunların hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Sport moddaki hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Buna benzer birçok settingi, yani ayarı değiştirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi benim Spark bağlı aktive edilmiş. Yani ben 40 Euro'yu ödedim, indirdim ve bütün değişiklikleri istersem yapabilirim. İsterseniz geriye dönük tüm Spark'ın firmware'lerini değiştirebilirim. İstersen bir öncekini, yani bu şu anda 1000 üzerinde 01001. İstersem önceki firmware'leri de yükleyebilirim üzerine. Böyle bir şans tanıyor. Yine parametreler var. Burada parametrelere tıkladığımız zaman bu parametreleri de değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Custom FC
statüs. Yani artık Amerika'daki gibi FC moddayım. İstediğim kadar pilim yettiği sürece 2000-2500 metrelere kadar, hatta daha fazlasını bile çıkabilirsiniz ama benim pilim artık 2000-2200 metrelere gittikten sonra emin olamadığım için geriye çağırıyorum. Yine altitude limit, yani yükseklik limiti kaldırılmış durumda. No fly zone, yani uçuşa kapalı yerler de kaldırılmış durumda. Kaldı ki ben bu tip şeyleri yasalara uyan bir insan olduğum için kaldırılmış olmasına rağmen yasak bölgelerde asla uçmuyorum. Bu benim için çok önemli. Ve Galileo GPS set hani aktive edilmiş durumda yine burada. Buradaki mesela normal modda ya da sport modda aracın, drone'un hızları var. Bu hızları isterseniz değiştirebiliyorsunuz burada gördüğünüz gibi. İşte sport modda çok hızlı tırmansın ya da alçalsın ya da işte yükselme hızı, alçalma hızı, ne kadar başını öne eğerekten gitmesi, yani 35 derece eğerekten gitmesi ya da daha fazla eğerekten gitmesi. Ama tabii ki bu tip ayarlamaları yaptığınız zaman risk de alıyorsunuz. Çünkü dengesini bozabilirsiniz durumu. O yüzden ben bunları hiç ellemiyorum. Bunlar tamamen orijinal ayarlar. İsterseniz ama normal modda mesela biraz daha hızlı gitmesini ya da daha hızlı tırmanmasını ayarlayabilirsiniz. Bunlar gerçekten hani değiştirilebilir şeyler. Mesela burada normal hızda 10 metre saniye gidiyor. Daha fazla hızlı gidebilirsiniz eğer çok yavaş geliyorsa. Evet, şimdi FCC Signal Boost Settings var. Şimdi FCC mod normal Amerika'daki gibi 2200 metreleri, 2300 metreleri, eğer piliniz daha iyiyse belki daha fazla zorlayacağınız metreleri görebileceğiniz bir mod. Ancak bir de bu NLD mod client ile birlikte gelen FCC Signal Boost denilen bir ayar var. Şimdi burada zaten FCE modda bayağı bir mesafe, bayağı bir menzil görüyorsunuz. Ama adamlar sizin kumandanızdaki sinyali daha da güçlendirerekten çok daha uzağa gitmesini sağlayabilecek bir ayar yapmışlar. Yani dediğim gibi hep aynı şeyi söylüyorum. Piliniz yeni ise çok daha fazla drone'unuzu uzağa gönderebilirsiniz. Çünkü drone'unuzun kumandasının sinyal gücünü arttırıyor ve daha uzun mesafeye göndererekten kesintisiz bir şekilde görüntü alabiliyorsunuz. Bu signal boost'u isterseniz yapabilirsiniz. Ancak şuna tıklayaraktan ve apply FCC mode diyerekten yapabilirsiniz. Buradaki tek şey, yukarıda bir uyarı var. Bakın, the remote controller might get a little warmer than usual. Yani her zamankinden biraz daha fazla kumandanız ısınabilir. Yani ama herhangi bir sıkıntı yok. İsterseniz bu özelliği de kullanaraktan çok daha fazla menzil kazanabilirsiniz. Ama benim için 2000-2500 metreler yettiği için ben bunu yapmıyorum. Ama diğer işte Phantom'da olsun, Inspire'da olsun ya da Mavic'lerde olsun yapmak isteyen belki olabilir. Ve kumandanız birazcık daha fazla ısınacak ama ciddi bir menzil kazanmış olacaksınız. Bu özelliği kullanaraktan ben hiç yapmadım. Merak da etmiyorum, dediğim gibi 2000-2200 metreler benim için ideal. Çok da fazla ileriye gitmenin benim için de esprisi yok açıkçası. O yüzden hiç kullanmadım. Yine daha önceden söylediğim gibi işte normal moddaki ya da sport moddaki hız ya da açı değerlerini de değiştirmedim. Çünkü bu tip şeylerin ben dengesini bozacağını, bozabileceğini, bu anlamda hani mühendislik anlamında bir bilgim olmadığı için çok da fazla zorlamak istemiyorum. Çünkü gerçekten dengesini bozarsam drone'u kaybedebilirim düşüncesiyle. Bu özellikleri hiç değiştirmedim. Ama isteyen değiştirebilir tabii ki. Bilgi sahibi olanlar ya da bu tip şeylerle ilgisi olan arkadaşlar bu uygulama sayesinde bunu yapabilir.
Şimdi bu uygulamada hani 40 Euro'yu satın aldığınız zaman bu bilgisayar versiyonu application. Eğer Apple kullanıyorsanız Apple telefonunuzda DJI Go'yu değiştiremediğiniz için buna izin vermediği için drone'unuzun ayarlarını ancak bilgisayarınızdaki uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu 40 Euro'yu verdiğiniz zaman eğer Android telefonunuz varsa beraberinde başka bir şey daha geliyor. Bir uygulama indiriyorsunuz Android telefonunuza ve bu uygulama sizin cep telefonunuza indirdiğiniz orijinal DJI Go 4'ün bazı bölümlerini değiştirerekten otomatikman tüm bu kısıtlamaları kaldırıyor. Yani ekstradan bilgisayarınıza bu uygulamayı indirmenize bile gerek yok. Android telefonunuza indirdiğiniz uygulama sayesinde burada yaptığınız her şeyi otomatikman yapmış oluyorsunuz. Yani Android telefonlarda FCE modu otomatik geçiyor. Yine yükseklik limitini kaldırıyor. Biliyorsunuz normalde 500 metre, hatta 120 metre, sonra 500 metre var. Onun üzerine asla çıkmamanız gerekiyor. İşte bunu kaldırıyor. Yine no fly zone'larda DJI'nin izin vermediği yerlerde uçabiliyorsunuz. Ve yine ekstra ayarları da yapabiliyorsunuz. İndirdiğiniz Android uygulamasıyla.